24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Elif Akkayakuter, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Analist senteze her sabah olduğu gibi Ankara gündemiyle başlayacağız. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Akkayakuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım. Umarız öyle olur. Güzel haberler veremeyeceğiz gibi gözüküyor ne yazık ki ama umarız gelişmeler, Birleşmiş Milletler acil bir toplantı yapacak. Dün güne İsrail'in İran'a başlattığı kara saldırısının ayrıntılarını aktararak başlamıştık. Bu kez o işte sürekli konuştuğumuz İran'dan nasıl bir misilleme gelecek konusu artık İran İsrail'e yüzlerce füzeyle misilleme başlattı. Tabii bundan sonrası ne olacak? Tüm Orta Doğu bir tehdit altında mı? Bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Şimdi ayrıntılı bir şekilde dün yaşananları sizden alalım Mustafa Daş'tan. Yaklaşık 2 aydır aslına bakarsanız beklenen bir misillemeydi. Gerek daha önceki gerilimler, tartışmalar, daha sonrasında da yine İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle beraber hat safhaya çıkan açıklamalarla beraber, tansiyonla beraber İran'ın ne zaman İsrail'e misilleme yapacağı merak ediliyordu. Son olarak Lübnan'da yaşananlar ve İsrail'in kara ordusuyla Lübnan'a harekat başlatması, operasyon başlatmasıyla beraber İran dün akşam saatlerinde beklenen misillemeyi gerçekleştirdi. İran'ın ilk haberlerde İran'ın 200'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzelerde, ki bunlar Fetah 1 füzeleri, yaklaşık 5 dakika içerisinde İsrail'i vurduğuna yönelik haberler kamuoyuyla paylaşıldı. Daha sonrasında ise İsrail Savunma Bakanlığı fırlatılan füze sayısını 180 olarak açıkladı. Gerek sosyal medyada gerekse de uluslararası ajanslarda şu anda izleyenlerimizin de ekranda gördüğü görüntüler paylaşılmaya başlandı. O görüntülerde de anlaşılacağı üzere İsrail'in çeşitli noktalarına İran'ın attığı füzeler isabet etti. Tabii Demir Kubbe pek çok füzeyi etkisiz hale getirmekte başarısız olduğu görüntülere baktığımızda en azından gördüğümüz bu. İran devrim muhafızları saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı General Abbas Nifurashah'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu. Bir misilleme olduğu burada vurgulandı. Pezeşkian yine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkian yaptığı açıklamada bugüne kadar yapılanların cevabını verdiğini İran belirtti ve bundan sonraki süreçte de eğer ki yine İran'a yönelik bir saldırı olursa İran'ın gücünü kimse sınamasın diye de İsrail'e bir mesaj gönderdi. Pezeşkian İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu demiştik. Devrim muhafızları saldırıya yanıt verilmesi halinde yıkıcı karşılık verileceği uyarısında da yine bulundu. Diğer taraftan İsrail ordusu da ciddi bir saldırıydı. Sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. İsrail'de önümüzdeki günlerde, hatta bugün içerisinde bile İran'a yönelik başka bir saldırı planı içerisinde ve bu saldırıyı hayata geçirecek gibi görünüyor. Devrim Muhafızları Ordusu operasyona Gerçek Vaat 2 adını verdi bu arada Elif Akkayakuter. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta İran'ın İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. İran füze saldırısının Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi, ki Türkiye'nin de terörle mücadelede kullandığı, biliyorsunuz sınır ötesinde operasyon gerçekleştirdiğimizde gündemimize getirdiğimiz maddelerden bir tanesidir. Meşru müdafaa hakkı. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca gerçekleştirildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta İsrail'in yeni bir saldırı karşısında hiçbir çekince olmadan daha güçlü karşılık verileceği de yine bir kez daha açıklandı. İsrail tarafından da misilleme açıklamaları geliyor. Önümüzdeki günlerde İran ve İsrail arasındaki bu gerginlik çok daha fazla artacak gibi görünüyor Elif Akkayakuter. Tabii ki artmamasını umut ediyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi belli ki gerilim gitgide artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklaması var. İsrail gözünü vatanımıza dikecek ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz 28. dönem 3. yasama yılı açılışını gerçekleştirdi. Mecliste genel kurul oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyordu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptıktan sonra, açılış hitabını gerçekleştirdikten sonra kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağırdı. Erdoğan'ın gündeminde gerek İsrail'in bu saldırgan tavırları, gerek sivil anayasa çalışması, yine önümüzdeki süre zarfı içerisinde dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mesaisi ve diğer taraftan da iç siyasete ilişkin gelişmeler vardı. Lübnan'a kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallere benzemeyecek ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gazze ile Lübnan'ı bir tutamazsınız. Lübnan'a olan yapılan bu saldırının bedeli çok daha ağır olacak mesajını Netanyahu hükümetine gönderdi ve hemen ardından ekliyor. İsrail gözünü vatanımıza dikti diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizmle Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir ifadesini net bir şekilde kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara bazı çağrıları vardı. BM başta olmak üzere tüm devlet ve kuruluşlar daha fazla zaman kaybetmeden İsrail'i durdurmalı dedi konuşmasında. İslam ülkeleri vatan savunmasına Lübnan halkı ve devletinin yanında olmalıdır diye de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ülkelere net bir mesaj gönderdi. Biliyorsunuz bu zamana kadar İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan daha somut bir adım ne yazık ki İsrail'e karşı gelmemişti. Şimdi riskin, tehlikenin ne kadar yakınımızda olduğunu anlayabilmemiz için şöyle bir baktığımızda mesela son yapılan saldırılarla Türkiye arasındaki mesafe 170 kilometre. Türkiye ve Lübnan arası arabayla sadece 2,5 saat. Yani terör ve saldırganlık direkt yanı başımızdaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri de aslına bakarsanız bu verilerle beraber tehlikenin ne kadar Türkiye'nin kapısında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sivil anayasa çalışmalarına ilişkin de Erdoğan'ın mesajları vardı Elif Hakkı Ekutar. Bu 12 Eylül darbesi sonrasında hayata geçirilen 1982 anayasasının yapılan tüm değişikliklere rağmen hala darbeci ruhu içerisinde bünyesinde barındırdığına bir kez daha dikkati çekti. Diğer taraftan da bu 82 Anayasası'nın artık Türkiye'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Milleti'ne dar gelen bir gömlek olduğunu vurguladı. Zaten biliyorsunuz geçtiğimiz dönemler içerisinde Cumhur İttifakı ile AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte gerçekleştirdiği bazı anayasa çalışmaları vardı. Bu noktada bu anayasa çalışmalarının önümüzdeki süreçte de hız kazanacağına dikkat çekti Erdoğan ama kapıyı da tamamen kapatmadı. Hem muhalefet partisi çalışanlarına, milletvekillerine, liderlerine hem de hukukçularına, aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarına ve yine üniversitelere, akademisyenlere çağrıda bulundu. Kapımız açıktır. Bizimle beraber bu konuyu tartışacak olan, fikir verecek olan, fikir katacak olan tartışmaları her zaman için açığız ifadelerini kullandı. Gelin ortak bir şekilde yine uzlaşı içerisinde tüm Türk milletini kapsayan Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak bir sivil anayasa çalışmasına hep beraber imza atalım dedi ve ekledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anki hükümetinde yine meclis yapısının yeni anayasa için oldukça yeterli olduğunu ve bu meclisin anayasa yapma gücüne, kuvvetine sahip olduğunu bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması içerisinde. Ekonomideki gelişmeler tabii ki muhalefet cephesinden biliyorsunuz ekonomik politikasına yönelik eleştiriler sıklıkla gündeme getiriliyor. Erdoğan enflasyondaki düşüşün yakında vatandaşa da yansıyacağını söyledi. Enflasyonda kalıcı düşüş sürecine girdik. Son 3 ayda 23 puan düştü. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve vatandaş bunu çarşıda, pazarda hissedecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan da popülist yaklaşımlara asla kulak asmayacaklarını, asıl amacın vatandaşın refah düzeyini artırmak olduğunu da bir kez daha vurguladı genel kurul konuşmasında. Evet.
Sizin de söylediğiniz gibi şimdi dün malum Ankara'nın en önemli gündemi 2 aylık aranın ardından mecliste yeni yasama yılının başlamasıydı. 28. dönem 3. yasama yılı dün itibariyle başladı. Sizin de en başta söylediğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı. Belki oradan bir cümlede sizi biraz dinlendirmek adına ben ekleyebilirim. İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumunun bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir seviyeye ulaştığını dile getirdi Numan Kurtulmuş. Sözde dini itikat sonucu Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı kontrolü altına almak isteyen gözü dönmüş çetenin hiç şüphesiz hedefinde bulunan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu kaydetti diyelim. Şimdi sorunun ilk başına geri dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum işgalin 170 kilometre ötemizde olması sebebiyle İsrail gözünü vatanımıza dikecek ifadesini kullanmıştı. Biz de tabii Ankara gündemine İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misillemeyle başladık. Şimdi bu füze saldırısından sonra açıklamalar var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da var. İran Cumhurbaşkanı'ndan, ABD Başkanı'ndan, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan birçok açıklama var. İsterseniz o açıklamaların detaylarıyla devam edelim Mustafa Daş'tan. Şimdi Netanyahu bu saldırının arkasından şöyle bir ifade kullandı. İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başarısız olduğu ifadesini kullandı ama görüntüler çok da öyle başarısız olduğunu göstermiyor. Hani görüntüler gayet de Tel Aviv yakınlarında pek çok yerleşim yerinin İranlı füzeler tarafından vurulduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde işte evlerin çatılarında kalan bazı füzelerde yine gündeme geldi. Her ne kadar patlamamış olsalar da aslında bakarsanız yerleşim yerlerinin sabit alındığına dair en net göstergelerden bir tanesi. Şimdi Netanyahu öyle bir açıklama yapmış ki sanki hiç böyle bir saldırı beklemiyormuş gibi, hiçbir misilleme beklemiyormuş gibi. İran bu gece büyük bir hata yaptı, bunun bedelini ödeyecekler. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başarısız oldu ifadesini kullandı. Şimdi bir, bugüne kadar Gazze'de öldürülen o 42 bin masumun katili Netanyahu. Diğer taraftan Lübnan'da düzenlenen o saldırılarda hayatını kaybeden masumlardan yine sorumlu olan katil Netanyahu. Dün İran'ın gerçekleştirdiği hava saldırısında İsrail'de ölen Yahudilerin de yine katili Netanyahu. Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Çünkü İran'ı bu saldırıyı yapmaya iten isim Netanyahu. Bakın Lübnan'ı savaş çıkartmak için karşılık alabilmek için yapmadığını bırakmadı. İran'ı yaz ayları boyunca adeta o İran'ın bütün devlet karizmasını yerle bir etmeye çalıştı. Başarılı oldu, başarılı olmadı. Kişiden kişiye değişiyor yorumu. Ama direkt devletinin milletiyle olan arasını açmaya ve diğer taraftan da devleti aciz gibi göstermeye çalıştı. Ve sonunda da İran'ı misilleme yapmaya zorunlu bıraktı. Bakın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da zaten bu noktada bazı açıklamaları vardı. İran ve Lübnan'la alakalı demişti ki bu iki devlet de bir yerden sonra artık karşılık vermek zorunda olacak, kalacak demişti. Diğer taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu sadece bizim kapasitemizin bir parçası ifadesini kullanıyor Pezeşkian. İran'la çatışmaya girmeyin diye uyardı ve İran savaşı istemiyor ancak her türlü tehdide kararlılıkla karşı koyacaktır ifadesini de kullandığı mesajında. Yani önümüzdeki süre zarfı için içerisinde İran'ın yine bekleyeceğini, eğer ki bir misilleme olursa da karşılık vereceğini söylüyor Pezeşkian. ABD Başkanı Joe Biden, bakın en az Netanyahu kadar eli kanlı olan bir başka başkan. Ha, sadece Joe Biden değil, Joe Biden'ın yerine gelecek olan isim de ondan çok farklı olmayacak. Acil toplantı kararı aldı Joe Biden. Bir anda toplandılar. Biden, ABD aktif bir şekilde İsrail'in savunmasını destekledi. Allah Allah. İran'ın saldırılarının etkisiz olduğu görülüyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ekibi İsrail'li mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde. İran'a verilecek yanıt konusunda İsrail'le aktif görüşme halindeyiz. Netanyahu ile konuşacağım dedi. Zaten Joe Biden'ın istediği bir gözdü. Allah verdi iki göz. Yani orada kendi jeopolitik derinliğini arttırmak, etkisini, gücünü daha fazla hissettirmek için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii bunu kullanacak.
Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'nun o utanç konuşmasını bir kez daha hatırlayalım. Çok değil, daha birkaç gün öncesinde New York'taydı. İran'ı sürekli olarak bahane ediyordu Netanyahu. Şimdi o bahanelerin hepsini somut bir şekilde ortaya koyabilecek. İşte diyecek ya, ben sizi uyardım. İran burada bir tehditti. Bakın bana saldırdı. Hani misilleme yaptı değil, sanki İran durup dururken saldırdı İsrail'e. Hani hiçbir şey yok. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler gayet normal. İsrail uslu uslu öyle takılıyor Orta Doğu'da. İran da demiş ki ya bir dakika ya, benim canım sıkıldı. Ne yapayım ben? Dur İsrail'i vurayım. Ya öyle bir tablo çiziliyor ki. Öyle aklımıza dalga geçen açıklamalar yapılıyor ki. Hani İsrail Orta Doğu'nun masum çocuğu. Tüh kıyamam. Amerika Birleşik Devletleri de onun işte abisi, o onu korumaya çalışıyor. Bu İran'da mahallenin kötü çocuğu. Sürekli geliyor İsrail'i dövüyor sanki. Aklımıza dalga geçiyorlar, başka bir şey değil. ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var. Pentagon, Amerikan donanmasına ait destroyerlerin İsrail'e yönelen İran füzelerine karşı yaklaşık bir düzine önleme füzesi ateşlediğini açıkladı. Gecikmemişler, hemen de savunmaya çalışmışlar orada zaten. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell. Mesela bu ABD Savunma Bakanlığı Pentagon başlıklamayı yapıyor ya. Yani şimdi İsrail'e yönelen füzeleri kurtarmak için bir düzine füze göndermişler. Ya bu Gazze'de masumlar ölürken niye bu füzeleri ateşlemediniz? İsrail orada hastaneleri direkt şey alırken, hedef alırken, okulları hedef alırken. Ya vicdansızlar, çocuklar ölürken, o hastanelerde daha yeni doğmuş bebekler ölürken. Madem böyle füzeleriniz vardı önleyebilecek, niye ateşlemediniz İsrail'i, bu füzelerini niye önlemediniz? Ama söz konusu İsrail olunca, İran'dan işte İsrail'e düşecek 15-20 tane füze diyelim, yerleşim yerini vuracak. Hemen ABD'de bir alarm durumuna geçiliyor. ABD Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyor dedi. Borrell, bölgede acil ateşkese ihtiyaç var diye de ekledi. Ya ABD zaten sürekli olarak kınayacak. Yani İran'ın, ben Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in yaptığı bu açıklamaları çokça ciddiye alacağını düşünmüyorum. Yani açık söyleyeyim. Bugüne kadar ne yaptılar? Kınamaktan başka ne yaptılar? Kınar kınar otururlar onlar zaten orada. Bölgede acil ateşkese ihtiyaç var diyor. Evet, bölgede acil ateşkese ihtiyaç var. Yani İsrail'in bir an evvel artık gemini mi tutuyorlar, yularını mı çekiyorlar, bir şeyini yapıp İsrail'i durdurmaları lazım. Ateşkes ancak o şekilde sağlanacak ama onlar daha çok İsrail'e cesaret vermeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından acil toplantı kararı aldı bu arada Elif Hakkı Akutar. Bakalım Güvenlik Konseyi'nden nasıl bir karar çıkacak? Evet, sizin destek işte anlattığınızı çok destekler nitelikte saldırının ardından İran'ın yaptığı açıklama. Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca gerçekleştirdiğini belirtiyor gönderdiği mektupta bu saldırıyı. Bunun Siyonist rejimin İran'ın, evet, toprak bütünlüğünü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğunu ifade ediyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi Netanyahu, ben her yeri bombalarım ama bana bir şey olunca bunu yapmayacaktınız diye tehdit ederim. Bir taraftan, aynen, da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı açıklama var ki dün de işte Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel konuğumuzdu. Antonio Guterres de bizim gibi kınıyor. Yani hani öyle daha fazlası değil. Hani görevi gereği daha fazlasını yapabileceğinin farkında değilmişçesine. İşte bizler nasıl kınıyorsak, burada konuşuyorsak, o da işte o tarz açıklamalarda bulunuyor dedi. İsterseniz son açıklaması ne? Hızlıca onu da aktaralım. Süremiz de daralıyor. Tabii ki, yani bu şimdi Melik Yiğit'in de söylediği gibi uluslararası mekanizmanın önemli dişlilerinden bir tanesi Antonio Guterres ve bunlar bir yıldır yatak sardılar. Yani bir yıldır aynı şeyleri tekrar edip duruyorlar. Yani hiç yeni bir şey söylemiyorlar. Yine Guterres bir yazılı açıklama yapmış, demiş ki Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum. İsrail'i kınar. Çünkü İsrail genişletiyor. Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var. Günaydın. Yani zaten 7 Ekim'den beri sürekli olarak bu söyleniyor. Guterres de bunu söylemekten öteye başka hiçbir şey yapamıyor. Bu BMGK toplantısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekten bir turnusol kağıdı olacak artık Birleşmiş Milletler adına. Evet.
Yine süremizin az kaldığını hatırlatarak, tabii bizim diplomasi trafiğimiz bir taraftan devam ediyor. Dün söylemiştik işte Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'da olacak diye. O görüşmeye dair detayları da sizden alalım, buyurun. Tabii ki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılandı Finlandiya Cumhurbaşkanı. Diğer taraftan da yine baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi Elif Hakkı Ekutar. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Finlandiya ilişkileri terörle mücadele konusu önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Özellikle PKK'nın yurt dışındaki varlığına yönelik nasıl ortak adımlar atılacağına dair iki Cumhurbaşkanı mevkidaş istişarelerde bulundu. Daha sonrasında heyetler arası görüşmelerde de bu güvenlik konusu ve ortak mekanizmaların çalışmasına dair konu başlıkları istişare edildi. Finlandiya ile gerçekleştirilen bu diplomatik ilişkilerin önümüzdeki süre zarfı içerisinde de güvenlik konusunda çok daha fazla artması bekleniyor diyelim. Sözü bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Yine hızlıca bütün gündemi bize aktardın. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Analiz Sentez'de kısacık bir araya gidiyoruz. Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Ural Jani bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam, size de. Yani gündeme nasıl başlayayım, hangi sorudan başlayayım, sizinle herhalde böyle ne oldu ve ne olacak şeklinde güzel bir masaya yatıracağız gibi görünüyor. Şimdi ilk olarak dün yaşananlarla başlayalım ve bundan sonra neler olabilecek noktasına gelelim. Şimdi İran'ın misilleme yapıp yapmayacağını zaten uzun zamandır burada konu. Evet, iki aydır. Ne zaman yapacak, ne şekilde bir misilleme yapacak, bunu hep konuşuyorduk hocam. İşte o merak edilen misilleme dün geldi. Netanyahu'nun içler acısı bir açıklaması var. Çünkü sanki ortada hiçbir şey yokmuş da bir sağlı hata yaptılar. Karşılığı çok kötü olacak şeklinde bir tehdidi var. İran'ın da haklı bir açıklaması var. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen mektupta bunun Siyonist rejimin İran'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğunu ifade ediyor ki herhalde çok haklı değil mi hocam? Tabii çok haklı. Yani aslında en baştan şunu söyleyelim. Özneleri, yani bütün bu olayın taraflarını çıkaralım. İran'ı, İsrail'i, coğrafyayı, her şeyi bir çıkaralım. Geldiğimiz noktada öyle bir haldeydik ki artık yüzlerce yılın kazanımı olan birçok şey sorgulanır hale gelmişti. Ve insanlar artık kendilerini güvensiz hissediyorlardı. Her devlet bu şekilde davransa iş içinden çıkılmaz bir halde doğa durumundaki o eski hale dönecekti. Dolayısıyla hala uluslararası hukuk boyutundan tabii bahsediliyor olması, bunun bir takım hukuki temellerinin hatırlatılıyor olması önemli. Yani isterseniz ben kısaca dün akşam olanları bir toplayayım. İran toplarken aklıma bir şey takıldı, onu sormak istiyorum. Tabii. Şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. Belki siz söylememişsinizdir. Konuklarımın söylediği hep aklımda kalıyor ama bazen böyle kimin söylediğini karıştırabiliyorum. Şimdi helikopter kazasında İbrahim Reis'i hayatını kaybettiğinde yanlış hatırlamıyorsam işte bu tabii İsrail'in yapıp yapmadığı konusu sanki çok fazla yüzeysel tabii olarak kaldığında öyle hatırlıyorum ki demiştiniz ki İran böyle yapmak zorunda. Çünkü aksi takdirde o misillemeyi hemen yapmak durumunda. Doğru hatırlıyorsunuz. Doğru. Şöyle, öncelikle şunu söyleyelim. Hala çünkü televizyonda konuşulan bir nokta bu. Ve bir ön kabul şeklinde bunu bir kaza olduğunu. Çünkü bakın İran kaynaklarına bu helikopter kazası ön ve tam raporuyla bir kaza olarak geçti. Ve konu dava kapandı. Fakat hala bunu İsrail'in yaptığını düşünen çok fazla insan var Türk medyasında. Şimdi biz dış politika analizi yaparken
yaparken devletlerin söylemleri üzerinden analiz yapıyoruz ve bir numaralı resmi kaynaklar resmi açıklamalar. Evet. Tabii ki yine bu da eleştiriliyor ve deniyor ki o zaman her devlet kendini haklı gösterir. Mesela bakın Netanyahu'ya, ona göre dünya bambaşka bir şey yaşıyor. Tamam, bunda doğruluk payı var ama şimdi biz o helikopterin parçalarına oturup bakmadık. Ya da İsrail çıkıp da ben yaptım demedi. İsrail hiçbir şey ben yaptım demez, ayrı konu ama yani bu bir kazaydı ve kaza olarak geçti. Fakat uluslararası hukukta şayet eğer İsrail evet biz İran'ın Cumhurbaşkanı'nın helikopterini düşürdük deseydi, hukuken sizin bir dakika sonrasında ona savaş ilan etmeniz %100 gerçeklik halini alıyor. Fakat karşılaşma ve konu bunun tabii dışarısında. Yani o sadece çokça spekülasyona sebep olan bir konuydu. Fakat İran resmi kaynakları araştırma sonucunda bu bir kazadır dediler ve kapattılar. Şimdi dün olan kısma evet. bakacak olursak. İki ay önceydi, 30-31 Temmuz tarihlerinde önce Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, birkaç saat sonrasında da Hizbullah'ın iki numaralı ismi ama en önemli isimlerinden birisi olan komutan Fuat Şükrün Lübnan'da öldürülmesi. Şimdi İsrail iki ay önce eş zamanlı olarak bu operasyonları gerçekleştirmişti. Ve iki aydır Hizbullah üzerine sistematik olarak bir yok etme, dağıtma, yani moral motivasyon bozmaktan daha ötesi Hizbullah'ı gerçekten yeryüzünden silmeye çalışan bir İsrail var. Ve yine hep şu tartışıldı. İran müdahil olacak mı? İran, hatta iki ay boyunca da İran ne zaman Hamas liderinin Tahran'da öldürülmesinin intikamını alacak diye. Şimdi iki aydır hep şunu söylüyorduk. İran'da tüm liderler ama başta devrim rehberi, İran'ın rehberi Hamaney bunun intikamı alınacak demişti. Ve bakın siyasi yapı olarak, dini ve siyasi yapı olarak İran'da rehberin söylediği bir şey İranlı görevliler tarafından emir olarak alınır. Yani bunun anayasada ya da meclisten bir karar olarak çıkmasına gerek yoktur. Bu onların kültüründen kaynaklanır. Ve bunu tekrar ettiğimiz zaman da hala bu tartışılıyordu. İran intikam almayacak. Alacak. Çünkü yani anayasal olarak bir numaralı yetkili kişi bunu söylüyor ama dini olarak da kendisi. Hem hukuki başkomutan hem dini olarak sözleri fetva niteliğinde ve sözünü değiştirmediği noktada sözü gerçekleştirilmek zorunda inançları sebebiyle. Şimdi devrim muhafızları komutanları zaman zaman haftada bir çıkıp diyordu ki devrim rehberinin sözü hala geçerli, hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstediğimiz zamanda, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, kendimiz belirleyeceğimiz şekilde alacağız. 60 gün sürdü. 60 günün sonunda dün akşam bu operasyon gerçekleşti. Neydi operasyonun ismi? Gerçek Vaat 2. Gerçek Vaat neydi? 1. 13 Nisan günü İran ilk defa İsrail topraklarına Şam elçiliği vurulduktan sonra yaptığı misilleme operasyonunun adıydı Gerçek Vaat 1. Bu da Gerçek Vaat 2 olarak isimlendirildi. Yani söz, sözünü tutma anlamına geliyor. Peki İran'dan gelen resmi açıklama, neden yaptık biz bu operasyonu diyorlar. 1. İsmail Haniye'nin şehadeti, 2 Hasan Nasrallah'ın şehadeti, 3 Nil Furuşyan komutanlarının şehadeti için. Şimdi bu 3 isme ithaf etti devrim muhafızları yaptığı bu operasyonu. 3 isim için yapıldı dedi. Demek ki o beklenilen intikam ve operasyonun zamanı dünmüş. Önemli ama kenarda kalan, bugün çokça konuşulmayacak konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz İran'da 2 tane resmi ordu var. 1 Şah zamanından kalan düzenli ordu Arteş. 2 devrim muhafızları ordusu 79'da yapılan. Dün ilk defa İran resmi ordusu Arteş'le devrim muhafızları ordusu yani Sepah, Pasdaran bir arada bu operasyonu yaptılar. 2 ordu bir arada gerçekleştirdi. Bu da çok önemliydi. Şimdi 3. konu. Süpersonik, hipersonik füzeler. Dünyada bu teknoloji çok fazla devletin elinde yok ve İran'ın buna sahip olduğu konuşuluyordu. Fakat hiç bunu gözle görülecek şekilde, yani gerçekten bir test edildiğini gözlemlememiştik. Kendileri buna sahip olduklarını söyleyip buna bilimsel olarak şey yapıyorlardı ama neden hipersonik füzeler? Çünkü aradaki 1000 küsur kilometre mesafeyi 10 dakikadan az, sanıyorum ki 4 dakika, bunu bugün teyit edeceğim. 4 dakika içinde İran topraklarından İsrail toprakları vurmuş. Ses hızından
Evet. Değil mi? Öyle. Görüntüler aslında sanıyorum ekranlara da yansıyor. Özellikle bazıları var. Şimdi tabii 400'ün üzerinde füze attı İran İsrail'e ama bunların bazıları hipersonik füzelerdi. Hı hı. Ve kamerada izlerken o füzelerin diğer normal teknolojik füzelerden ne kadar farklı olduğu zaten görüntüde bile bizim sivil insanlar olarak çıplak gözle anlayabileceğimiz şekilde görünüyor. Ses hızını aşan füzelerde kullanıldığı. Evet. Hocam. Mesela haftalarca yine ekranlarda şu konuşuldu. İran'la İsrail arasında gerçekten bir düşmanlık var mı? Dedik ki yani milli güvenlik belgelerine kadar yani ölümlere kadar işte karşılıklı birbirini sert güçle vuracak kadar hani hala ne tartışılıyor tam olarak? İşte çok da birbirlerinin eylemleri birbirlerinin işine yarayan bir noktada. Şimdi bakın yani dün İsrail'deki bir İsrailli olduğunuzu düşünün birkaç dakika için sadece. Alışkın olmadığınız bir şekilde ülkenin her yerinde sirenler çalıyor ve sizin iki aydır o beklediğiniz İran saldırısının gerçekleştiğini devlet cep telefonunuza mesaj olarak gönderiyor. Sığınaklara gidin deniyor. Yani hiçbir devlet vatandaş ilişkisi arasında bunun şakası ya da bir hissini düşünün bunun. Yani bu... Ben bilmiyorum çok şaşırıyorum bazen bazı şeyleri kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Yani İran ve İsrail arasında bir varoluş mücadelesi var ve bu 45 yıldır var. Neden 45 yıldır? Çünkü 79 öncesi İran'ın rejimi ABD yanlısıydı. Dolayısıyla İsrail'e böyle bir karşı çıkışı veya böyle bir konumlanışı yoktu. Ama bu Hizbullah'la olan ilişkisi de İran'ın, İsrail karşıtlığı da yarım yüzyıllık bir uzun dönem proje, bir strateji. Yani iki devlet birbirini coğrafyada her şeyleriyle ve zaman zaman sert güçle, zaman zaman çok sert söylemlerle. Fakat gördüğünüz gibi 13 Nisan ve 1 Ekim'di dün değil mi? Evet. 1 Ekim'de bir devlet bir devleti vurdu. İsrail'de aynı şekilde... 31 Temmuz'da Tahran'da bir saldırı yaptı. İsrail de aynı şekilde 1 Nisan'da Şam elçiliğine, İran toprağını bir saldırıyla vurdu. Yani bu devletler birbirlerini vuruyorlar. Artık bunları konuşmak yani bilmiyorum bence konuşmaması gerekiyor. Demir Kubbe. Demir Kubbe tabii çok önemli bir teknoloji ürünü. Biz son haftalarda, son aylarda gerek Yemen'deki Husilerin, gerek Lübnan Hizbullah'ının Demir Kubbe'yi şaşırtacak şekilde ona füzelerle, bir takım stratejilerle şaşırtarak saldırdığını görüyorduk. Ve bazen Demir Kubbe'yi geçip İsrail topraklarının vurulduğunu görüyorduk. Şimdi dün akşam İran'ın yaptığı bu yüzlerce füzeli saldırıda, toprağa düştü bu füzeler ve nereleri vurdu? Şimdi devrim muhafızları ordusu diyor ki %80'in üzerinde bir başarıyla vurdu. %90 diyor. Novatim, Natserim, Telnef askeri üslerini vurduk diyor İran. Sivilleri bilhassa vurmadık. Sivil şehirleri yani yerleşimleri bilhassa vurmadık diyor İran. Keşke İsrail de bu erdemi gösterebilse. Evet. Yani bu da çok önemli bir nokta ama ayrı bir konuşma. Bunun dışında ABD'nin haberi var mıydı ya da işte ABD de dün akşam İsrail'i korumak için teknolojisini, askeri teçhizatlarını tabii kullandı. Şimdi saniyeler içinde ki bir hızla vurulduğu zaman zaten İsrail'in demir kubbesi de yakalayamamışken... ABD ya da Ürdün hava sahasında ya da diğer devletler çünkü daha önce öyle olmuştu hatırlarsınız. İsrail'i korumak için birçok devlet müdahil olmuştu İran'ın Nisan saldırısında. Yani sanıyorum ki hipersonik füzelerde olduğu için bu sefer İsrail topraklarına düştüğünü defalarca videolarda gördük. Yani bir çaba içerisine girdiler ama teknolojik olarak yakalayamadılar. Bu da bizim... Ve coğrafyanın daha sonra konuşması ve odaklanması gereken bir konu. Çünkü İran test etmiş oldu elindeki hipersonik füzeleri ve bu teknoloji sonuçta sadece İsrail için değil coğrafya için konuşulması gereken bir konu. Yani buna göre askeri anlamda raporlamalar yapılıp buna göre konum alacak devletler. Çünkü İran'ın elinde yeni bir şey var ve görüldü ki işliyor. Caydırıcılık kaybı söylemi vardı İran üzerinde ve direniş ekseninin o diğer parçaları özellikle bu ardı ardına gelen İsrail suikastleri, pager saldırısı ve bütün bunlarla şu söyleniyordu. Yani
İran daha ne bekliyor, ne zaman ne yapacak? Şimdi o zaman da şunu söylüyordum, hatırlıyorum, burada oturuyordum ve demiştim ki yani devletler bir olay gerçekleştiği anda normal sivillerin gözüyle işe yaklaşamazlar. Hani biz deriz ki ben olsam hemen bunu böyle yaparım. Ama şimdi bir devlet yönetiminde olduğunuz zaman bir numarada düşünmeniz gereken şey devletinizin bekasıdır. İki numara vatandaşlarınızın can ve mal güvenliğidir. Ondan sonra da tabii stratejik kendi hesaplarınızın ne kadar zarar göreceksiniz. Kar zarar hesabı ya da maliyet ya da işte artık SWOT analizi ne derseniz buna hepsi işin içine girer. Şimdi İran hep eleştiriliyordu. Daha ne bekliyor? Çünkü vuracak gücü yok, yapacak gücü yok. Şimdi ABD 30-31 Temmuz'u müteakip dakikalar içerisinde coğrafyaya bir yığınak yaptı. Burada da konuştuk. Nükleer denizaltılardan tutun, askerlerini kaydırmaktan tutun, ABD donanmasının üçte birini coğrafyaya geri döndürmekten tutun. Tabii ki bu ABD'nin caydırıcılık oluşturma eylemiydi. Ve İran'a bir bak ben buradayım, İsrail'i korumak için hazırım, elimde bütün teknolojik imkanlarımla geldim. Sakın ne demişti tam olarak Washington? İsrail'e diplomatik cevap verin, tansiyonu düşürün, İsrail'in düzeyinde cevap vermeyin demişti İran'a. O zaman da müzakereler sürüyordu çünkü Gazze herkes için önemli İsrail dışında. Dolayısıyla İran acaba Gazze'de bir ateşkes üzerinden bir söz aldı da bundan mı bekliyor demiştik. İran'dan da sonra Pezeşkiyan'dan, Cumhurbaşkanı'ndan böyle açıklamalar geldi. Aslında Ağustos ayında ABD sözde 15 Ağustos müzakerelerini ateşkes için söylediği zaman yine burada şunu konuşmuştuk. Yani baş müzakereci Haniye'yi İsrail katlediyor. Bundan günler sonra gerçekten ateşkesi ABD konuşmak noktasında ciddi olabilir mi? İsrail'in böyle bir gündemi yok. Biz artık emin olduk bundan demiştik. 15 Ağustos müzakereleri, ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Uzun sürdü. Önce Katar, sonra Kahire, günlerce sürdü. Oyalama taktiği gibi, ama İsrail o sırada sivil katliamlarına devam etti. Taktik saldırılarına devam etti. Hizbullah'a saldırmaya devam etti. İnsanları öldürmeye devam etti. Sivilleri öldürmeye devam etti. Hizbullah komutanlarını öldürmeye devam etti. Şimdi bence en önemli, sonuçlardan en önemlisi, Hizbullah'ın, Nasrallah'ın öldürülmesinden ve komutanlarının birçoğunun öldürülmesinden sonra elindeki füzeler duruyor. İnsan ve taban gücü duruyor. Yeraltı tünellerinde sahip olduğunu düşündüğümüz ya da zaman zaman bize videolarda gösterdikleri bir takım teçhizatları duruyor. Ancak Hizbullah'ın zamana ihtiyacı var. Bu boşalan koltuklara yeni atamaların yapılması ve askeri anlamda ya da yapıda bir takım plan projelerin hayata geçirilmesi için. İran'ın dün akşamki saldırısı Hizbullah'a zaman kazandıran bir saldırıydı. Çünkü İsrail o sırada kendini korumakla meşguldü. Gece yarısında müteakip dahiyeye tekrar saldırmaya devam etti. Hizbullah'ın egemen ve kontrolündeki dahiye bölgesine. Ancak yani şu anda hala olağanüstü bir hal yaşıyor İsrail ve İsrailli yöneticiler. Tabii yine dezenformatif çok fazla şey var. Ama yine notlar zamanı geldikçe paylaşacağım notlar arasından. Fettah bir hipersonik füzeleriydi. Ve İsrail'e askeri üslerini vurduğunu, uçaklarını vurduğunu söylüyor İran. Akdeniz'deki bir gaz platformunu İsrail'in vurduğunu söylüyor İran. Tabi İsrail'in bütün uçakları İsrail'de değil. Bir kısmı belki İngiltere, Amerika üstlerindedir, Kıbrıs'ta. Belki başka yerlerdedir ama bu eğer söylenildiği gibi, hani 13 Nisan'da da öyle demişti İran. 1-2 metre farkla hedefleri vurduk demişti. Şimdi eğer öyleyse bu askeri üslerde İran'ın neyi vurduğu, biraz zaman geçtikten sonra, o bulut kalktıktan sonra berraklaşabilir. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Hocam, sansür yasası İsrail kayıplarını gizler. Hatta dün Mossad ve Shin Bet İsrailli vatandaşlara demiş ki kendi evlerinizden aldığınız o hava görüntülerini sosyal medyaya yüklemeyin, silin mesajı göndermiş. Amerika'da daha operasyon bittiği dakika İsrail hiç zayiat almadı ki açıklaması yaptı. Yani keşke, bilmiyorum, biraz daha beklenilse. Yani tabii propaganda önemlidir, psikolojik üstünlük kurma mücadelesi önemlidir, İç yapıyı güçlü tutma arzusunu anlayabiliyoruz, bunların hepsinin yeri var alanımızda, ama yani yapılan eylemi
her seferinde böyle işte çok ilginç bir yaklaşım. Yani bir durum, bir bakalım, bir zayiat tespit bir görülsün. Evet, İsrail yaklaştırmayacak oraya gazetecilerin. Yani hiç öyle bir şey gördük mü? Kanal 12, Kanal 14 muhabiri gitti ve İsrail'in vurulan toprağında incelemelerde böyle bir şey yok. Kapatılıyor ve bir haftayla. Biz mesela İsrail'in elin askerlerinden ne kadarının hayatını kaybettiğini de bilmedik bu aylar boyunca Gazze mücadelesinde. Ara ara bir şeyler çıktı ama Hizbullah, hatırlayın Nasrallah'ın konuşmasını, son bununla bitireyim. Nasrallah hep şunu söylüyordu. Diyordu ki İsrail yalan söylüyor, öldürdüğümüzü biliyoruz, dronlarla vesaire hani görüyoruz, fakat İsrail bunu açıklamıyor ve saklıyor diyordu. Nereye kadar? Mesela dünkü görüntüleri İsrail'in yarısı silse, kalan yarısı diğer kanallardan da biz izledik, işte şu an görüyoruz. Yani o yüzden örterek saklayarak 2024'te pek bir şey çıkacak gibi görünmüyor bana. O yüzden biz de analiz yaparken biraz bekleyip hani sonuçlarını bir bakalım nasıl yansımış yere, ondan sonra daha sağlıklı değerlendirebileceğiz. Evet. Hocam öğrencileriniz ayrı şanslı, biz ayrı şanslıyız. Çok teşekkür ederiz. Ne olmuştu kısmını çok bence aşırı net bir şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tabii ne olacak kısmı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından acil toplanma kararı aldı. Genel Sekreter Antonio Guterres'in açıklaması var, onu da aktarayım. Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. O açıklamada Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum. Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var ifadesini kullandı. Şimdi hocam dün az önce analiz sentezin ilk bölümünde de söyledim. Dün Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraberdi. Antonio Guterres de zaten hep bizimle beraber kınıyor. Yani hani Melik yani Bey'e sanki, selamlar, sevgiler. Selam olsun. Yani gene gerçekten açıklama öyle. Kınıyorum. Buna artık bir son verilmesi lazım. Peki buna son verecek mecralardan biri de Birleşmiş Milletler olabilir mi acaba diye hani bilemiyorum. Şimdi, uluslararası örgütler diye bir dersimiz vardır bizim ve BM tabii ilk hafta konularından bir tanesi. İlk paragraf şöyle başlar. Biz BM rejimi yaşıyoruz 80 yıldır. Bu rejimin içindeki 193 üye devlet eşit egemen bir şekilde BM sistemi içerisinde yer alırlar. Ama bir de BMGK vardır ki onların elinde bir imtiyazla bu 5 devlet veto hakkına sahiptir. Hangi 5 devlet? 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış ve bu sistemi kuran 5 devlet. İmtiyazlı haklarından da ne olursa olsun vazgeçmek istemezler. Şimdi BM kurulurken iki şiar üstüne kuruldu. Bir, dünyada barış ve güvenliğin sürdürülebilir olmasını sağlamak. İki de çok somut ve net bir cümledir. Üçüncü Dünya Savaşı'na engel olmak minvalinde bir şeydir. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı noktasında yani Guterres bu hafta şöyle demişti. Patlamaya hazır bir bomba dünya. Yani açıkçası şöyle, Guterres aslında çok da Gazze ve Filistin konusunda çok umursamaz, vurdum duymaz ve ara sıra asla hatırlayan biri değil. Yani hakkını orada bir teslim edeyim. Ancak hani Guterres'in de elindeki imza mührü, yetkisi, yani ne yapardım ben Guterres olsaydım? Hani bunu birazcık konuşursak mesela yapabilirdim ya da mesela bu da soru. Yani sözlü şeylerin dışında fiili eylem olarak ne yapabilirdi Guterres? Yani bilmiyorum, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan gibi Refah sınır kapısına gidebilir mi hani Guterres? Hocam gitti değil mi bir kere? Bir kere bir böyle kere, bir şey ben evet, hatırlıyorum oldu, ama. Oldu yani Mısır. Yani, da sanki. Görüşmelerle hatta onu da biraz açıkçası eleştirir gibi konuştuk. Çünkü hani sen rica edemezsin yani gibi konuştuk burada, bir değerlendirdik. Bir üst kademede evet, olmanız yani gerekiyor. Yani tabii oraya gidip kendisini zincirlemesini beklemiyoruz. Yani dünyada başka çatışma bölgeleri de var. Belki Filistin kadar kötü değil. Ancak var ve 193 devletten sorumlu aslında BM baktığınız zaman. Ama yani reform ihtiyacı noktasında Türkiye ve birçok devlet dile getiriyor bunu, defaatle dile getiriyor. Yani ne yapabilir Guterres başka? Hani bu söylemler onun için matbu söylemler, otomatik yani, hatta otomatik mesaj gibi. Zaten her böyle saldırı olduğunda aynı cümleler geliyor. Ama işte 7 Ekim'e saatler kaldı.
Mesela biz ikinci yılı da mı konuşacağız, üçüncü yılı da mı konuşacağız? Bu insanlar mesela dün Lübnan'ı gösteriyor kanallarımızda muhabir arkadaşlar. Yani sokakta yatıyor insanlar, o döşekleri görüyorsunuz, ellerinde suları görüyorsunuz. Mesela Lübnan'ın da gazzeleştiği, mesela sonra Suriye'nin de mi gazzeleştiği? Yani bu noktada istifa etmek belki bir şey olabilir bu terez için. Bir taraftan hocam işte soykırım için evet. İsrail'in çalışması hızla devam ediyor ama Kent Kırım, o Ali Fuat hocamın çok evet, sık dile getirdiği doğru. Kent Kırım Lübnan'dan bitti. Kaçış devam ediyor. Lübnan 240 bitti, evet. Bin kişi Suriye'ye geçmiş. Bu insanlar mesela tarihte geri dönebildiler mi? Bugün Lübnan'daki Filistinlilere bakın, Ürdün'deki Filistinlilere bakın, dünyanın her yerine dağılmış Filistinlilere bakın. Gittikleri yerde uzun yıllar kaldıktan sonra tabii vatan hasretiyle kalıyorlar ve dönemiyorlar da. Çünkü bir vatan yok, dönecek. Yani bu da işin bir boyutu. Bir de göç ederken yani canınızı kurtarıyorsunuz. Üstünüzdeki bir iki parça bir şeyle gidiyorsunuz ama yani geriye kalan şey toprağınız ve çok daha fazlası oluyor. Yani insanların şu halini izledikten sonra bilmiyorum. Bütün suçu Guterres'e yüklemiyorum dediğim evet. gibi. Ama işte hocam bir hamlelerde de bulunmasını beklemekte herhalde tabii, haklı işte olarak. Sizin haklı olarak sizin o derslerde anlattığınız ya da artık anlatmaya çalıştığınız evet, şey açısından sadece, evet. Yani şimdi çünkü evet acil olarak toplanacak ama işte yine bir kınadık bitti hadi dağılalım mı olacak yoksa İsrail'in karşısında duracak mı? Çünkü İsrail'in karşısında durmazsa işte Netanyahu yaptı. İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecek. Mesela bunu biz 13 Nisan gecesi de yaşadık. Hatırlıyor musunuz? Evet. BMGK yine hızla toplantıya gitti. Mesela İsrail bir devlettir. 193'ün biridir. Mesela İsrail'in vurulması, bu saldırının misillemenin gerçekleşmesi ya da İran'la İsrail'in sert güçle karşılaşması diyelim. Hadi en teknik şekliyle. Mesela bence bir hastane vurulduğu zaman İsrail'in vurulduğundan daha hızlı toplanması gerekiyor BMGK'nın. Ya bir da okul vurulduğu çocuklar zaman. Öldürüldüğü zaman. Burada acıları yarıştırıp daha değerlidir söylemek istemiyorum. İsrail'de de Netanyahu hükümetini desteklemeyen ve savaşın bitmesini isteyen umuyorum on binlerce insan vardır. Ancak bazı konularda hızlıca toplanalım, kınayalım, hadi çabuk kınayalım derken insan canı, çocukların hayatı, savaş hukukunda dokunulmaz okul ve işte hastane gibi bir takım yerlerin vurulmasını normalleştirmemesi lazım BMGK'nın. Mesela son şunu söyleyeyim. Guterres'in hani o matbu açıklamalarını söylüyoruz ya. Guterres o matbu açıklamalarını yaparken önce şunu demek zorunda kalıyor. İsrail'de de sivillerin işte ölmemesini istiyoruz. İran'da da tabii Hamas'ın işte yaptığını da, Hamas'ı da evet. Ya bunu mesela yapmak zorunda, bu dengeyi gözetmek, denge değil bu da. Bunu gözetmek zorunda kalmayacağı kadar rahat olması gerekiyor BM'nin. Bağımsız olması gerekiyor BM'nin. Sadece veto yetkisi olan ülkelerden değil, maddi olarak da dokunulmaz ve bağımsız bir yapıya bürünmesi gerekiyor ki yanlış yapan kim olduğu zaman İsrail yanlış yaptı, İran yanlış yaptı, kimse herkes yanlış yaptı diyebiliyor olması lazım. Bu sistemin kurulması lazım. Bu sistem kurulabilir mi? Hani öğrenciler bu soruyu sorduğu zaman yine çok güzel bir soru diyerek başlıyorum. Kurulması gereken bu sistem nasıl kurulur? Hadi bunu birazcık konuşalım. Evet. Şimdi hocam ola ki tabii toplanacak, bir araya gelecekler ama işte tahminimiz bir kınama olarak İsrail'in artık bir sonraki hamlesinin olacağını biliyoruz. İşte aktardınız, tarihleriyle aktardınız. Bu arada bir son dakika var hocam. Önce onu isterseniz detaylarıyla aktarayım. Sonra bu konuya kaldığımız yerden devam edelim. Hemen aktarıyorum. MİT firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay'ı yakaladı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay Ankara'da saklandığı evde yakalandığı deniyor. İhraç hakim Mustafa Karatay silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranıyordu. Bu detayı da aktaralım. Firari FETÖ'cü Mustafa Karatay 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin mimarlarındandı. FETÖ'nün yargıdaki en kilit operasyon elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol
oynuyordu Mustafa Karatay. Örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalışıyordu MİT'ten. Film gibi bir operasyon geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Ardından yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede 8 yıldır kaçak olan ihraç hakim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi. Ve ardından da MİT ve Ankara TEM'in ortak operasyonuyla FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yeni Mahalle'deki evinin odasında kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu. Evet, elbette dijital malzemelerine el kondu. FETÖ'cü ihraç hakim Karatay'ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimiyle iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere de el konuldu. Firari hakim Mustafa Karatay'ın ki görüntüleri de görüyorsunuz işte o yakalandığı ana ait signal uygulaması üzerinden örgütle iletişim kurduğu tespit edildi. İletişime de devam ettiği kıyafetlerin arasında saklandığı yerden yakalandı. Yine titiz ve uzun süren bir arama sonucu komşusunun ihbarı üzerine başlatılıyor ve ardından da yakalanıyor. Yeni Mahalle'deki evinin odasında kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde dijital malzemelerine de el konduğu detayı var. Evet hocam. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirmenizi almak isterim ama öncesinde stratejist Mustafa Aşkın da bizimle beraber. Mustafa Aşkın, günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın Elif Hanım, günaydın Hazar Hanım. Günaydın. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Tabii yani bu mücadele, FETÖ ile yapılan bu mücadele uzun süre daha anlaşıldığı üzere devam edecek gibi görünüyor. Yani şaşırtıcı geliyor tabii kulağa. Yani Yeni Mahalle'de Ankara'nın ortasında hala bunun bu şekilde devam edebiliyor olması. Ama bir taraftan da biz yani dış politikayı konuşurken, bu kadar olayları konuşurken hala zaman zaman dönüp o günleri düşünüyoruz. Ve hani devletin içerisinde devlet gibi davranmaya çalışan başka bir yapının daha var olmuş olması aslında devletin bekası ve güvenliği açısından ne kadar tehlikeli bir konu ve devletin gücünü ne kadar etki edebilecek bir konu. Dolayısıyla bir an önce tam bir temizlik ve tam bir kurtuluşla bütün bu yapılarla mücadelenin tamamlanması tabii ki çok önemli. Dolayısıyla MİT'in de eline sağlık diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Dün tabii bu misilleme gerçekleşmemişken Analiz Sentez'de değerlendiriyorduk konuklarımızla beraber. Doktor Necmettin Acar ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel konuklarımızdı. Sonrasında da stratejist Cüneyt Paksoy vardı. Şimdi şöyle bir şey konuşuldu. İsrail nasıl durdurulur? Hocamın da tabii burada desteğine çok ihtiyacım olacak. Birinci madde olarak Melik Yiğitel ekonomik ve askeri olarak yorulursa İsrail. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri dur derse ama özde değil sözde, yani gerçek bir dur gelirse. Üçüncü olarak Birleşmiş Milletler askeri birim kurarsa dendi. İsrail iç siyasetinde politikasında dalgalanma olursa dendi hocam. Hem eklemek istediğiniz var mı? Hem bunlarla ilgili değerlendirmenizi alayım. Sonra da tabii ekonomik açıdan Mustafa Aşkın'a döneceğim. Yani şöyle, çok doğru maddeler bunlar ve hepsi tek tek açılabilecek maddeler. Biz de zaman zaman bunu düşünürken ve değerlendirirken mesela güç unsurlarından bahsediyoruz. Yani İsrail'in bir nüfusu var, bu güç unsurlarından bir tanesidir. Askerinin moral motivasyon durumu var, güç unsurlarından bir tanesidir. İçerideki siyasi yapıdaki, sosyolojik yapıdaki kırılganlık. Bakın dün Tel Aviv Belediye Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Bunu analiz ederken de hani... Ya herkes bitti, bakanlar da Tel Aviv Belediye Başkanı'nı mı konuşacağız diye düşünülebilir ama şimdi Tel Aviv Belediye Başkanı şöyle söyledi: Netanyahu'nun bizi sürüklediği bu çılgın savaş durumundan bir an önce çıkmamız lazım dedi. Şimdi İsrail'de aylarca savaş karşıtları protesto etti. Ortodoks Yahudiler haklarından geriye durmak istemediklerini ve askere gitmemek için protesto etti. İsrail'in kuzeyinde evlerine dönemeyen yerleşimciler protesto etti. Bir de Hamas'ın elindeki insanların aileleri protesto etti. Şimdi herkesin protesto etmek için bir sebebi vardı. Fakat düşünün ki bir yıl olacak. Bir yıldır ve gittikçe İsrailliler için güvenlik açısından daha güvensiz bir ortam gözlerimiz görüyor.
13 Nisan ve 1 Ekim geceleri semaya baktığımızda bunu gördük. Yani sığınaklara gitmek zorunda kaldılar. Bu arada haftalarca burada yine konuştuk ki buna hazırlandı İsrailli vatandaşlar. İran vurdu, vuracak diye beklediler. Şimdi bu psikolojide yaşayan bir toplum ki buna alışık, psikolojik olarak farklıdır İsraillilerin psikolojisi, atalarından aldıkları bütün o aktarım vesaire, ama şimdi bu kadar sert gücü gözleriyle görecekleri kadar tedirgin edecek bir ortamda daha uzun süre kalırlarsa siyasi olarak toplum da daha fazla kesim ve insan eski günlerine dönmek isteğiyle siyaseti ve o karar alıcı mekanizmayı sıkıştıracaktır. Protestolarına devam edecektir ya da yenileri protesto etmeye başlayacaktır. Ve aslına bakarsanız İsrail ne isterse Amerika verdi bugüne kadar ve en önemlisi bunların mali hibeler ve silah teçhizatlarıydı. Diplomatik ve güvenlik anlamındaki destek de dağ gibi durdu coğrafyada, gördük, ama içeride eğer halk ayaklanırsa meşruiyetini yitirmiş bir yapıya dönüşür Netanyahu hükümeti. Haftalar ve aylarca Netanyahu'nun savaş kabinesi içinde de biz karşılaşmaları gördük. İsrail ordusuyla siyasi gücü arasındaki karşılaşmayı gördük. Farklı açıklamaları gördük. Ama nihayetinde baktığınız zaman bunlar hep Netanyahu hükümeti tarafından bastırıldı ve bir şekilde Netanyahu devam etti. Fakat 48 saat önce Lübnan'a karadan girmek noktasında düğmeye basması, bu çok tehlikeli bir hareketti. Dini bakımdan arz-ı mevudu konuştuk, İsrail'in daha hangi ülkeye işgal edebilme potansiyeli olduğunu konuştuk. Yani şunu da söyleyelim, İsrail açısından Lübnan'a girmek, Hizbullah'la ne kadar karşılaşacak, Hizbullah ne kadar cevap verip püskürtmeye çalışacak, gücü şu anda ne durumda, bunları yakın zamanda göreceğiz. Ama İsrail o coğrafyaya girse ve Litani Nehri'ne kadar süpürse ve Litani Nehri'ne kadar getirse bile karşısındaki Hizbullah gücünü, mesela orada nasıl kalacak? Gelip Amerikan ordusu mu yerleşecek Lübnan'a? Yani orada kalmak için İsrail'in bir insan gücüne ihtiyacı var. Havadan bombalama teknolojinizle her gün mü bombalamaya devam edeceksiniz? Yani Lübnanlı vatandaşlar şu an göç ediyorlar ama Hizbullah'ın da bir tabanı var ve Lübnan'ı savunmak için onlar da orada olacaklar. Sonra Suriye'ye belki. Sonra Suriye'de nasıl var olacak İsrail? Diyelim ki vurdu, girdi, girmeye çalıştı. Dünya bu kadarını buraya kadar seyretti birçok ülke. Ve hep biz eleştirdik özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nı. Çünkü birçoğunun Arap olması hasebiyle, birçoğunun İslam'ın parçası olması hasebiyle. Ama evet, somut ve sert güç. Yani Ankara'da hep bunu söyledi. Somut eylem alın. Kınamak hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla o maddelerin her biri çok kıymetli. Düşünülebilir, arttırılabilir. Ama nihayetinde İsrail'in gücüne dönüp baktığımızda ne kadar çıldırırsa çıldırsın, ne kadar akıl dışı hamlelerle coğrafyada yayılmaya giderse gitsin, o gittiği yerlerde uzun dönemde kalamaz. Elinde böyle bir insan gücü yok. Bu arada bir yıldır 1 milyondan fazla insanı da Avrupa ve Amerika'ya göç etti İsrail'in. 1 milyon insan göç etti İsrail'den. Son olarak hep size söylüyordum, hatırlıyor musunuz? Konu bir türlü oraya gelmiyor ama İsrail'in ekonomik durumunu da konuşmamız gerekiyor. Evet, aynen. Yani kredilendirme kuruluşları yine düşürmüşler. Yatırımlar yine kaçıyor. Güvensiz ortam ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bu benim alanım değil. Ancak bunu gerçekten odaklanıp iyice bakmak gerekiyor. İsrail'in geleceği açısından Amerika günü kurtarır, haftayı, ayı kurtarır. Ama siz yatırımcı olsanız İsrail'e mesela seneye bir yatırım yapmayı planlar mısınız? Ben planlamam. Evet. Planlar mıyız? Şimdi Mustafa Aşkın, bununla ilgili direkt Mustafa Aşkın'a döneceğiz. Belki hani çok detaylı bir çalışması yoksa bile ana hatlarıyla çok iyi bildiğine eminim. Şimdi İsrail nasıl durdurulur noktasında ekonomik olarak yorulursa, tabii ekonomik olarak yorulursa diyoruz ama arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğu için, yoksa herhalde tek başına olsa çoktan yorulmuş olurdu, değil mi Mustafa Aşkın? Aslına bakarsanız tabii ekonomik anlamda hala gücünü belli bir oranda koruyor. Mesela bunca savaşa, bunca patırtıya, gürültüye, bunca Orta Doğu'daki vahşete rağmen İsrail'deki enflasyon yıllık %3.6. Bizim yarın açıklanacak potansiyel enflasyonumuz 2,5-3 arasında bekleniyor aylık.
Diğer taraftan bakıyorsunuz milli gelirlerine 525 milyar dolar civarında gayri safi yurt içi hastaları var ki ölçek olarak oldukça küçük, nüfus olarak oldukça küçük bir ülkeye göre oldukça yüksek bir milli gelir. Diğer taraftan bakıyorsunuz her ne kadar dünyadaki risk algısı İsrail'in bozulmuş olsa da borçlanmayla ilgili veya kaynak bulmayla ilgili ufak bir sorun yaşamıyor. Dolayısıyla hani şu andaki iktidardaki tuhaf zihniyet bir süre daha ekonomik anlamda bu savaş silsilesini devam ettirebilecek potansiyele sahip ekonomik olarak baktığınızda. Dolayısıyla onların asıl amaçlarının bence ekonomiden ziyade siyasi hedefleri olduğu kanaatindeyim. Hazır Hoca'nın konusuna girmek istemiyorum ama Netanyahu iktidardan gitmemek için herkes de savaşmaya razıymış gibi bir hal çiziyor. Dolayısıyla da burada sonuç, daha doğrusu olay İsrail halkında bitiyor ki İsrail halkının da bence önemli bir kısmı şurada yapılanları tasvip etmiyor. Protestolarda zaten daha önce bunu gösteriyordu. Zaten iktidardan düşer düşmez de muhtemelen yargılanacak Netanyahu. Dolayısıyla ekonomik anlamda kısa vadede çok büyük bir değişiklik beklemiyorum İsrail ekonomisinde ama orta vadede eğer bu yapı devam ederse hakikaten kendileri de ekonomik anlamda zarar görmeye başlayacaklardır. Diğer taraftan mesela İran'a bakıyorsunuz. Dün yüzlerce füze gönderiyor. Bir füzenin maliyetinin aşağı yukarı 200 bin dolar olduğu söyleniyor. 120 bin 200 bin dolar arası olduğu konuşuluyor. Ya 200 tane füze gönderse işte şu kadar milyon dolarlık bir harcama yapmış gibi görünüyor. Baktığınızda koskoca İran 90 milyona yakın nüfusu var. Geçti. Arazisi İsrail'in kat be kat üstünde. Milli geliri 400 milyar dolar. Yıllık enflasyonu 31.6. Baktığınızda hani ölçek anlamında küçük olmasına rağmen etkinlik anlamında, ekonomik etkinlik anlamında hala gücünü koruyan bir İsrail'le karşı karşıyayız. Eğer bu süreç uzamazsa İsrail ekonomisi kendini toparlayacaktır ama uzarsa da bir bazı sorunlar yaşayacaktır. 80'li yılların, 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren biliyorsunuz 80'li yıllar, 90'lı yıllar arasında İsrail'de hiperenflasyon vardı. Aldıkları son derece katı önlemlerle bu hiperenflasyonu önledikleri gibi ekonomide büyüme trendini de son derece etkin kullandılar. Tabii bu iki ülkenin ekonomik durumundan ziyade hem İsrail'in hem Ortadoğu gelişmelerin dünya ekonomisine ve dünya ekonomisindeki genel algı etkisine de bakmak lazım. Dünden beri zaten konuşuyoruz petrol fiyatları, altın fiyatları, işte finansal piyasadaki dalgalanmalar, dünya büyümesiyle ilgili rahatsızlıklar hepsi bir anda artı veriyor. Dolayısıyla önümüzdeki en önemli bence risk unsurlarından bir tanesi küresel anlamda baktığınızda enerji ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ne derece sürüp sürmeyeceğini kestirebilmemizdir. Muhtemel ki eğer bu misilleme karşılıklı devam etmeye başlarsa İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidini hayata geçirebilir. Sınırlı da olsa petrol ihracatı yapıyordu İran. Bunun azalması petrol fiyatları üzerinde baskı yapabilir. Ama geçtiğimiz hafta başında mesela OPEC şunu söylüyordu. Biz diyordu artık özellikle Suudi Arabistan petrolle ilgili kısıtları yapmaktan ziyade petrol satabildiğimizce satıp gelir elde edelim. Zaten onun üzerine petrol fiyatları 60 dolarlı rakamlara kadar gerilemişti ama tekrar 74-75 dolar bandına çıktı son gelişmelerden sonra. Diğer taraftan bakıyorsunuz finansal piyasaları domino etkisi yaratan bir dalgalanma oldu Ortadoğu'daki gelişmeler. Ama burada şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Bizim finansal piyasalar özellikle borsamızdaki kırılganlık kayda değer ölçüde arttı. Düşünün İsrail'de savaş var. Savaşın ortasındaki borsa %1,5 düşerken bizim borsamız bir ara günü 4,5 eksiyle kapatmak üzereydi ki tepki alımları geldi. Hakikaten bizim borsamızda fazlasıyla bir kırılganlık devam ediyor. Tabii bu sadece borsanın genel yapısı, aylardır yıllardır sizinle konuştuğumuz bazı düzenlemelerin eksikliği, yatırımcı niteliğinin bozulması gibi etkenlerin dışında jeopolitik risklere ne derece duyarlı olduğuyla ve ekonomik anlamda henüz
tam anlamıyla biz ekonomiyi belli bir noktaya getirememiş olmanın verdiği negatif fiyatlamanın da etkisi olduğu kanaatindeyim. Ama hani görünen o, şöyle bir gerçek var ekonomik anlamda baktığınızda. Dünyada 3-4 tane önemli parametre var. Savaş veya savaş ortamına girerken kolay tepki veren. Bir tanesi petrol, diğer Amerikan 10 yıllık tahvilleri, diğeri de İsviçre frangıdır. Tabi altını da bu periyoda dahil etmek lazım. Son 24 saatte ben fiyat hareketlerine baktım. Her üçünde de haber yayılır yayılmaz ciddi yukarı yönlü hareketler oldu. Fakat daha sonra altın, İsviçre frangı, Amerikan 10 yıllıkları ve petrolde mutedil ve dengeli bir fiyatlamaya geçildi. Para uyumaz derler, para her şeyin kokusunu önceden alır derler. Muhtemelen olayın yatışacağını fiyatlamaya çalışan bir dünya finansal piyasası da yok değil. Dolayısıyla en azından bizi izleyenlere bir parça rahatlık vermek adına da bunu söylemeden geçemeyeceğim. Peki, devam edeceğiz hocam. İsterseniz bir bağlantımızı onu yapalım. Sonra zaten sizin değerlendirmenizi alacağım ve devam edeceğiz. Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknofest ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarından Anka 3 halka açık ilk uçuş gösterisini yapacak. Programın detaylarını şimdi 24 muhabiri Deniz Zeybek'ten alacağız. Deniz Zeybek, kolaylıklar diliyoruz ve programın detaylarını almak için sabırsızlanıyoruz. Sözü sana bırakıyorum. Evet, Teknofest heyecanı bu sefer Adana'da başladı. Aslında Akdeniz diye bir genelleme yapsak hiç de yanlış olmaz. Çünkü yarışmaların çoğu 11 ilde, Akdeniz illeri ağırlıklı olmak üzere 11 ilde yapıldı. Özellikle de 50 yarışmanın, bu sene düzenlenen 50 yarışmanın 25'i Antalya'da yapıldı. Ve o yarışmalarda dereceye girenlerde Adana'da düzenlenecek olan o törenle ödüllerine kavuşacak. Bugün başladı, 6 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekleyecek. Şimdi bu heyecanlı, güzel atmosferi sizlere gösterelim. Hemen arkamda Hür Kuşu görüyorsunuz. Yerli ve milli imkanlarla yapılan araçlardan sadece bir tanesi ve Solo Türk Akıncı başta olmak üzere Hür Kuş'ta Adana semalarında gökyüzünde dakikalar sonra uçuşunu gerçekleştirecek. Bunun da altını çizmiş olalım. Tabii buraya gelen ziyaretçiler özellikle de Hür Kuş başta olmak üzere yerli ve milli imkanlarla yapılan araçlarla fotoğraf çekiliyor. Mesela burada hemen o ortamı gösterelim sizlere. Bakın, gördüğünüz gibi gençleri görüyorum. Mikrofonu da uzatalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa mı geliyorsunuz Teknofest'e? Evet, ilk defa geliyorum. Daha önce pek çok ilde yapılmış ama siz ilk defa Adana'da gelip ziyaret etme imkanı buldunuz. Evet, çok gururlandık ülkemiz adına. Yani çok gururlandırıcı bir şey. Size anlatamam şu an için. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Ve bu sevgi, bu heyecan, bu yerli milli duygularını kabartıyor. Ne hissediyorsun? Yani çok gururlanıyorum. İçinde öyle bir coşku var ki şu an size anlatamıyorum gerçekten. Çok güzel bir şey, çok güzel bir etkinlik. Okulumuz adına da teşekkür ederiz. Ayrıca okulumuza bu imkanı bize sandığı için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size o zaman iyi gezmeler diliyorum ben. Şimdi şöyle ilerleyelim. Tabii burada çok fazla stand var. Etkinlikler, yarışmalar var. Özellikle üniversite standlarının çok yoğun olduğunu söyleyelim sizlere. 300'den fazla etkinlik ve yarışma standı bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinden de üniversitelerden gelen öğrenciler, daha önce Teknofest yarışmalarına katılanlar, özellikle de yaptıkları o ürünleri sergiliyorlar, dereceye girenler ve yine biz dereceye girdik zaten daha öncesinde deyip kalmıyorlar ve daha çok üretimde bulunuyorlar. Mesela hemen burada görüyorsunuz. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. Nedir, biraz bahseder misiniz? Bu tarımsal insansız kara aracı. Teknofest yarışmasına katıldık bu sene. Belirli görevleri var, görevleri hallediyor. İlk defa mı katıldınız? Ya ben ilk defa katıldım ama benim takım arkadaşlarımın katıldığı 3. sene bu. Peki onlarda derece var mıydı? Onlarda derece vardı. Biz de 4. olduk bu sene.
seneye daha iyisini yaparız inşallah. İnşallah. Peki çok sağ olun. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi Teknofest heyecanı bugün itibarıyla Adana'da başladı. 6 Ekim'e kadar da devam edecek. Tabii bugün açılışının yapılacağını söyledik. 11.30'da bu alanda bir kortej yürüyüşü gerçekleştirecek ve o kortej yürüyüşüne Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur da başlayacak. Saat 12'de de ana sahnede bir açılış konuşması yapılacak ve böylelikle de Teknofest Adana'nın startı verilmiş olacak diyelim. Biz de takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Deniz Zeybek'e. Teknofest heyecanı bu kez Adana'da yaşanıyor. Öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2 milyon 547 bin kişi ziyaret etmişti hocam Teknofest alanını. Ardından Ankara'da, sonra da İzmir'de gerçekleşmişti. İzmir'de de neredeyse İstanbul kadar 1 milyon 100 bin ziyaretçi olmuştu. Çok güzel. Evet. Bakalım Adana'dan. Yani gurur ve heyecan verici tabii evet. ki. Teknofest, yani şu anda konuştuğumuz şeylerin en temelinde hep bu işte teknolojik gelişmeler ve o genç nesillerin yapabileceği şeyler, geleceğe dair hayalleri var. Teknofest'in de sanıyorum ki mottoları hep bunun üzerine, yani hayal etmek ve başarmak üzerine hatırladığım kadarıyla. Umuyorum ki çok çok daha güzel günleri göreceğiz. Özellikle bu silah sanayi anlamında %100 hedefine ulaştığımızda, o zaman işte her şey çok daha başka olacak. Ama önümüzde uzun bir yol var. Yani bu %80'i geçen bir yerleşme var ama bunun geldiği hızla önümüzde kalan tarafı sanıyorum ki belki bir 20 yıl daha alacak bir şey. Ama oraya doğru yürümemiz gerektiğini de görüyoruz. Çünkü bakın, karşılaşmalar artık havadan bir teknolojiyle oluyor ve hava üstünlüğünün, hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğu, uçaklarınızın ne kadar önemli olduğu, yeni nesil uçakların vesaire, bunların hepsi de bütün bu sistemlerle entegre şekilde gücünüze güç katacak şeyler. O yüzden hayal edip bir de tabii bu nesillerin yurt dışına gidişleri ya da Türkiye'den hani temelli gidişlerinin önüne geçecek bir evet, takım projeler. Bu açıdan da çok önemli. Evet. Hocam şimdi 788.161 takım ve 1 milyon 630 yarışmacı başvurusuyla inanılmaz rakamlar ve sizin de söylediğiniz gibi şimdi geleceğin teknolojilerini üretmek için yarışacaklar. Çok önemli. Mustafa Aşkın, sizin de alayım, sonra Hazar Hocam sizin söylediklerinize ekleme yapacak da öyle sanıyorum. Evet. Öyle devam edelim. Buyurun. Teknolojik anlamda daha hızlı katma değerli üretim yapmamız kesinlikle lazım. Ama daha öncesinde insanları motive etmek gerekiyor. Bence Teknofest gençleri ve insanları bu anlamda motive etmesi anlamında son derece olumlu bir faaliyet. Hakikaten özellikle önümüzdeki 20-30 yıl boyunca teknolojik anlamda değer katan ülkelerin hem ekonomik hem de siyasi ve sosyal güçlerinin çok daha fazla artacağı bir döneme girdik. Dolayısıyla teknoloji konusunda, seçilmiş teknolojiler konusunda ciddi derecede kaynakları etkin kullanmakta fayda var. Bu faaliyetlerde en azından halkı bilinçlendirmek ve tanıtım yapmak anlamında bence olumlu. Evet. Şunu söyleyecektim. Yani İran ekonomisi 1980 yılı itibariyle, yani 45. yılında ambargolarla yaşıyor. Şimdi ambargolarla yaşamak ne demek? Tabii bunun üzerine doktora tezleri var ama yani türlü türlü, çeşit çeşit, her sektör ve alanda birçok ayrı ambargo ile yaşıyor ama neden ABD başta olmak üzere, çünkü sadece ABD uygulamıyor bu ekonomik ambargoları İran'a, hem uluslararası seviyede uygulanıyor hem birçok devlet tarafından uygulanıyor, ama neden bu ambargolar 45 yıldır devam ediyor İran'a? Mesela İran uluslararası sistemin içerisinde çok fazla devletle siyasi ekonomik ilişkisi olan, BRICS, Şanghay tam üyeliğine gitmiş olan bir ülke bu sene itibariyle. Ancak ABD tarafından neden 45 yıldır İran ekonomisi ambargo altında? Çünkü İran'ın rejimi ve bu sistemi, dolayısıyla sahip olduğu bütün bu güçle bu coğrafyadaki bir bütün olarak varlığını ABD istemiyor. Çünkü birbirlerine karşıtlar, aralarında diplomatik ilişki yok. Çünkü birbirlerinden farklı coğrafyada tahayyülleri var. İran başka bir coğrafya düşünüyor. ABD bu coğrafya İsrail'in güvenliği için başka bir şekilde tasarlamak istiyor. Tasarlayamıyor.
onu bir tarafa bırakalım. Çünkü zaman da çok değişti, aktörler değişti. Artık öyle keyfince geldim, işgal ettim, yıktım, ettim gibi bir sistem söz konusu değil. Hala ABD'nin büyük güç olarak gücü önemli ama eskisi kadar güçlü değil ABD. Şimdi İran ekonomisine bunu tabii doğalgaz ve petrol açısından İran'ın dünyanın en büyük ikinci, üçüncü üreticisi olduğunu hatırlayalım. Satması noktasında da ABD yaptırımlarla engel oluyor. Rejimi halkın üzerine bu ağır ambargoları, ekonomik yükleri yükleyerek rejime köşeye sıkıştırmaya çalışıyor ABD 45 senedir. Şimdi İran ekonomisi, İsrail ekonomisini kıyaslayamayız. O tarihi gelen mali yardımları bu sene defaatle gördük Amerikan Kongresi'nden İsrail'e. Ancak bu ekonomik ambargo ve yaptırımların olmadığı bir İran olsa, yine silah sanayine bu kadar yatırım yapacaktır. Çünkü bölgesel güçler her zaman güçlerini arttırmaya giderler. Yani bu Türkiye için de böyledir. Biz de bu coğrafyada İran'la rekabet halindeyiz. Biz de sürekli silah sanayimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Biz de gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü güç, caydırıcılık bunlar birbiriyle eş olan kavramlar. Ama İran ekonomisi bu ambargolar olmadan hiç yaşamadı. Yani bu da terazinin dengesinde İsrail ve İran arasındaki şeyi uçuran, yani çok arayı açan bir başka gerçeklik. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ediyoruz hocam. Mustafa Bey, sizin eklemek istedikleriniz varsa hocamın söylediğini onları da alabilirim. Tabii bir ülke ciddi derecede mali destek alırken diğeri mali desteklerden uzak olduğu gibi satımlarla ilgili problem yaşıyor ama tabii sonuçta ülkelerin yönetim tarzı ve yönetim zihniyeti de ekonominin gelişmesiyle çok alakalı. Dolayısıyla İran'da bugün her şeyi serbest bıraksanız bile çok kısa sürede büyük bir ekonomik refaha kavuşacaklarını zannetmiyorum. Peki şimdi dün bu dediğim maddelere, işte İsrail nasıl durdurulur noktasındaki maddelere, Cüneyt Baksoy da Çin ve Rusya'nın BRICS'teki tutumunun netleşmesinin de önemli olduğunu, duruşlarının, bakışlarının netleşmesinin önemli olduğunu dile getirdi Mustafa Aşkın. Nasıl değerlendirirsiniz onu da? Esasında Çin, tabii ben uluslararası ilişkiler konusunda uzman değilim, Hazar Hoca daha iyi bilir ama Çin kendi siklet merkezinden uzakta olan olaylara biraz daha belki sempatiyle bakıyor. Çünkü tahminimce işte bu Çin'in özellikle Pasifik'teki sıkıntılarını biraz daha Amerika ile olan sıkıntılarını biraz daha uzak bir bölgedeki olaylarla örtme çabası da yok değil bence. Kendisinden uzak, kendisiyle mesafeli olan ilişkilere de, daha doğrusu olaylara da biraz daha anlamlı bakıyor bence. Tabii BRICS'te çok önemli bir ülke. Çin, Rusya ile ana arteri oluşturuyorlar. Ama bundan sonraki süreçte oranın yapısının da ne hale geleceğine bakmak lazım. Bir ara dünya literatüründe bağlantısızlar diye bir hareket vardı. Hala kaldı mı bilmiyorum ama. Evet. O hareketin biraz da ekonomik boyutu olan bir yapıya doğru mu dönüşecek, yoksa Avrupa Birliği havası içinde bir olguyu mu yaratmaya çalışacaklar? Ama katılan yapılara ve ülkelere baktığınızda bu bridge formasyonuna teknolojik anlamda sorunlu ülkeler olduğu görülüyor. Ama ekonomik güç anlamında potansiyel taşıyorlar mı? Çok büyük potansiyel taşıyorlar. Nüfus anlamında büyük potansiyel taşıyorlar. Bundan sonraki 50 yıl projeksiyonu yaptığınızda hakikaten önemli bir birlikte olabilir. Ama bunların tabii siyasi, ekonomik anlamda orta, kısa, uzun vadede birçok planlaması olması lazım. Çin bugüne kadar genelde mesafeli davrandı Orta Doğu'daki olaylara. Ben bu süreci de devam ettireceği kanaatindeyim. Peki, şimdi ekonomi başlıklarına geçmeden önce son olarak tabii en sıcak gelişme olduğu için bunu konuşuyoruz. Mustafa Bey'in söylediklerine ekleyeceğiniz bir şey varsa alırım hocam, ama sonrasında da şimdi ne oldu? Konuştuğu konuştuk, ne olduğu konuştuk ama bundan sonrası işte evet Birleşmiş Milletler toplanacak, acil bir toplantı kararı alındı. O toplantıdan ne çıkacağını önemli merakla takip ediyor olacağız ama işte Netanyahu'nun açıklamaları var, hata yaptı, karşı misilleme yapacağını biliyoruz. Şayet karşı misilleme yaparsa işte 13 Nisan'da gerçek vaat bir dediniz, dün de 1 Ekim
birlikte de gerçek vaat 2. Peki İran tekrar ne yapar? O hep merak ettiğimiz, uzun zamandır konuştuğumuz savaş Orta Doğu'ya yayılır mı noktasında. Bir de Cumhurbaşkanı'nın önemli bir açıklaması var. İsrail gözünü vatanımıza dikecek dedi. Bu noktada da hocam değerlendirmenizi alıp sonrasında ekonomi başlıklarına geçelim. Buyurun. Şimdi İsrail'in bir cevap vereceğini düşünüyorum. Ama bundan sonra da İran'ın gerçek vaat 3, İsrail'in cevabı gerçek vaat 4. Yani bu bitmez. Yani belki bu operasyonların adı değişir ama aslında söylemek istediğim oydu yayının başında da. Ne Hizbullah biter, ne İran ve İsrail var oldukları müddetçe birbiriyle karşılaşmayı bitirirler. Ama diyeceksiniz ki yani bundan 5-10 sene önce bu kadar tedirgin edici görüntülerle yaşamıyorduk. Coğrafya yaşıyordu, biz yaşamıyorduk. Yani Gazze için hani 7 Ekim'i çok konuştuk ama 7 Ekim öncesinde de Gazze ya da Batı Şeria'da normal bir yaşam tarzı yoktu. Farklı farklı seviyelerde ama nihayetinde birinde açık hava, yarı açık cezaevi diyorduk. İşte diğerinde keyfi uygulamalarla uluslararası hukuk, insani hukuk içe sayılarak Batı Şeria'da bir yaşam formu diyorduk. Dolayısıyla devam edecek. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama, şimdi bunu da aslında daha önceki açıklamalarıyla birlikte çok iyi idrak etmek gerekiyor. Şimdi İsrail kendi içerisinde Gazze'ye yönelik olarak bir yıldır başarısız bir askeri harekat, başarısız insan hakları ve insan yaşamı açısından uluslararası hukukta soykırımla yargılanmasına sebep olacak şekilde bir siyasi ve askeri hedefler yürütüyordu. Ama bunları yürütemediği için, yani başarısız olduğu için, şimdi artık birinci yıl dönümünde bir stratejik hamle yapmaya karar verdi. Nisan'dan beri direniş ekseninin bütün parçalarını elindeki her şeyle kışkırtıyordu ve o söz konusu savaşı coğrafyaya yaymaya çalışıyordu. İsrail bu savaşı coğrafyaya yaysa, yani mesela İran bugün, İran bir savaş ilanında bulunmadı. İran misilleme dedi. İşte şu sebeplerden bu operasyonu yaptım dedi. Mesela İran dün gece deseydi ki biz artık bu gidişatı kabul etmiyoruz. Dünyada kimsenin de sesi çıkmıyor. Bu dünyadaki en olağan dışı ülkede biziz. Biz İsrail'e savaş başlatıyoruz. Buyurun katılmak isteyen gelsin deseydi. İsrail'in yanında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan belki bir ihtimal başlayarak böyle birden bir koalisyon görecektik biz. İsrail'i korumak için o anda koşarak uçaklarına giden devletler görecektik. Evet, o devletler belki bir elin, iki elin parmakları kadar ama o devletlerin gücüne baktığınız zaman mesela bu, diyelim ki bunlar 7-8 devlet olsun, 70-80 devletten daha fazlası olacaktı. İsrail bunu biliyor. Yani İsrail orada batmasına ve ölmesine izin verilmeyeceğini biliyor. Ama İran da bir devlet olarak böyle çılgınca bir savaş ilanında bulunacak kadar diplomasi ve politika bilmez bir devlet değil. Yani bu bir satranç dedik ve çok akıllıca oynanması gereken bir satranç. Çünkü İran cevap hakkı kendisine geçtiğinde ne yapsa karşısında orantısız güçle sivillerinin hedef alınacağını biliyor. Bakın tekrar edelim. Lübnan Hizbullah'ı İsrail'de sivilleri hiçbir zaman hedef almadı. İran dünkü operasyonuyla İsrail'de sivilleri hedef almadı. İsrail ise sivilleri hedef alıp almamayı düşünmez bile. Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ilgili de şunu söyleyip tamamlayalım. Yani Lübnan'a karadan bir müdahale yapma için çabaladı İsrail. 5 kilometre boşalttı Lübnan ordusu. Fakat işte Hizbullah ne kadar müdahil olacak, olabilecek ve ona karşı koyacak. Fakat İsrail diyelim ki o Litani Nehri'nin ötesine kadar süpürdü dediğim gibi. Orada nasıl kalacak? Sonra Suriye'ye geçse nasıl kalacak? Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin sınırına gelme cesaret cüretini gösterse ve Türkiye'ye o Arzu Mevut'taki iddiadaki gibi gerçekten müdahil olmaya kalksa İsrail, İsrail'in başına ne gelecek? Bu coğrafya açısından korkunç bir tablo. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri vatanını korumak için her an her dakika muktedirdir ve bunu yapacak güçtedir. Siyasi açıdan Ankara tam ve bir bütün olarak bunun karşısında duracak güçtedir. Fakat bunun sonuçları ne olur? Yani bu dünyada nelere etki eder?
işin hani alt katmanında NATO'ya vesaireye girmiyorum bile. Çünkü NATO 5. madde işlemeyecek mi o zaman? Ancak İsrail zaten başka teknik ve taktiklerle siyasi askeri hedeflerine yürümeye çalışıyor. Yani aslında orada sert güçle bir işgalden ziyade coğrafyasında kendine düşman olan bütün yapıları yok etmek için akıl dışı hareketlerle saldırıyor. Yokmuş gibi davranamayız ve buna her zaman hazırlıklı olmalıyız. Çünkü durmuyor. Yani kendi sınırlarına kapanmıyor. Ancak bütün dünyanın İsrail'i kendi sınırlarına döndürmek ama tam ve egemen bağımsız bir Filistin devletinde kuruluşu için yani bunu da söylemekten geriye durmamamız gerekiyor. Çünkü Gazze'de hala siviller öldürülüyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Mustafa Aşkın biraz önce de aslında kısa bir giriş yapmış oldunuz. Yarın 3 Ekim'de saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyonunu açıklayacak. Beklenti yüzde aylık olarak 2,09, yıllık olarak da 48,11'e ineceği yönünde. Sizin beklentiniz nasıl? Muhtemelen 2,5-3 bandı arasında bir enflasyona sahip olacağız. Dolayısıyla 50'nin altına inmiş olacağız. Ama az önce ifade ettiğim gibi enflasyondaki artış hızı yavaşlıyor. Enflasyonun bittiğini, tamamen olayın kapandığını ifade edemeyiz. Keşke öyle bir şey olsa bir an önce. Ama artış hızı yavaşlıyor sadece. Baktığınızda bununla birlikte başka bir sıkıntımız daha var. Enflasyonda artış hızı yavaşlamasına rağmen enflasyon sürüyor. Ama sizler yine çok konuştuk. Sonbahar öncesi ve sonbaharla birlikte yani yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş ekonomide ciddi soğuma belirtileri var. Önce göstergelere baktığınızda hakikaten bu soğumanın giderek derinleştiğine dair emareleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yılın son çeyreğinde büyümenin eksi olma o ihtimali giderek artıyor. Dolayısıyla bir yandan enflasyondaki artış hızı çok istenilen seviyede düşüş hızı sağlanamasa da ekonomideki durgunlukla birleşirse yeni önlemlerin, yeni tutuşların, yeni politikaların da hayata geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla belki ilk etapta Merkez Bankası'na burada top düşecek. Belki ufak bir faiz indirimiyle mesaj verilebilir ama diğer taraftan da enflasyondaki katılığın devam ediyor olması Merkez Bankası'nın da elini kolunu bağlıyor. Belki hep dile getirdiğimiz maliye ve iktisat politikalarının buraya destek vermesi gerekecek. Dolayısıyla ince ayarların sık sık yapılması ve bunun da hakikaten tüm paydaşlara net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Baktığınızda hem Merkez Bankası anketlerine hem işte Koç Üniversitesi'nin yaptığı anketlere hane halkının enflasyonun düşme beklentisi konusundaki tavrı negatif. Mesela 70 rakamlı 72-73 yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası'nın hane halkı beklenti anketinde enflasyon. Evet. Koç Üniversitesi'ne bakıyorsunuz 96 civarında bekliyor. Dolayısıyla burada sadece sorun enflasyonu düşürmek değil, beklentileri yönetmek aynı zamanda gelir dağılımını da dengeli hale getirmek. Ne yazık ki orta kesim dediğimiz orta sınıf çok büyük yara aldı enflasyonist süreçten. Hakikaten bunun telafi edilmesi için sosyal politikalara da ivedilikle geçilmesi çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi devam edelim. Dün borsadaki hareket, tabii bu yaşananlar küresel piyasalara da nasıl yansıdı onu da almak isteriz sizden. Ayrıca kendi borsamızda %3,25 gerileyerek 9.351 puandan kapandı. Tabii o 9.500 puanın altına gerilemesi de biraz tedirginlik yarattı muhtemelen. Buyurun. Dünya piyasaları tabii özellikle emtia ve enerji emtialarıyla değerli metallerde ilk reaksiyonunu gösterdi. Sonra para birimlerinde. Az önce anlattığım gibi onlar dengelenmiş görünüyor. Az önce yine ekranlardan ona bakarken fiyatlamanın çok değişmediğini gördüm. İşte hem dolarda hem altında hem petrolde biraz daha stabilleşmeye doğru giden bir hava var. Ancak tabii borsalar bu kadar sakin değil. Uzak Doğu'da sert düşüşler olmuştu, sonra toparlandı. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde dalgalı bir seans yaşansa da borsalarda
teknoloji hisselerinin önderliğinde daha sonraki aşamada toparlanma yaparak hafif düşüşlerle günü kapatmış olduk. Finansal piyasalar dediğim gibi şu anda haberlere ve haber akışına bakmak durumundalar. Diğer taraftan tabii özellikle Kasım ayı itibariyle portföy yönetimleri, fon yönetimleri hesap kapama dönemlerine girerler tüm dünyada. Buradaki karlılık oranlarını sabitlemek amacıyla genelde pozisyon kapatıp bir süre beklemeyi tercih ederler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir de böyle bir durgunluk dönemi yaşayabilir finansal piyasalar. Bekle görü seçen yatırımcı sayısı artabilir. Bizim borsamıza bakınca bizim borsamız hakikaten çok ilginç bir süreç yaşıyor son 6-7 aydır. Üstünde çok büyük bir baskı var. Hani tırnak içinde söylüyorum tam ifadesiyle üstünde ölü toprağı var. Yukarı gitmesi gereken her hareketi aşağı gidecek bir bahaneyle negatif yönde tamamlıyor. Burada çok ciddi etkenler var tabii. Çok konuştuk sizinle. Faiz oranlarının yüksek olması, işte enflasyon muhasebesinin yarattığı bilanço dengesizlikleri, enflasyonla ilgili hali hazırda beklentilerin finansal anlamda tam anlamıyla olumluya dönmemiş olması, yurt dışından fon girişinin sağlanamamış olması, kurumsal yatırımcı eksikliği, yerli yatırımcının çıkması gibi onlarca bahane bulabilirsiniz. Diğer taraftan çok spekülatif ve ciddi derecede de dalgalı bir piyasa haline gelmeye başladı bizim piyasa. Düzenleme yapılması gereken hususları da yok değil. Özellikle açığa satış, algoritmik işlemler ve biraz daha halka arzlarda küçük yatırımcıyı koruması gereken önlemlerin de alınması çok yararlı olacaktır. Ama ez cümle şunu söyleyeyim. Bizim borsamız şu anda seri sonu bir mağazaya andırıyor. O kadar kelepir fiyatlar var ki hakikaten insanlar orta vadede düşünüyorlarsa bu fiyatlar cazip görünmekte. Ama ne hikmetse riski almak isteyen yatırımcı sayısı oldukça az olduğu için bir türlü istenen hareketi yukarı yönlü yapamıyor. Ama Borsa İstanbul 100 ve 30 endekslerine baktığınızda önümüzdeki 6 aylık periyot veya 1 yıllık periyot içinde oluşturulabilecek bir portföy enflasyon oranında, mevduat oranında bence üstünde bir getiri elde etme potansiyeline sahip. Dolayısıyla yatırımcıların soğukkanlı olması gerekiyor. Acemi yatırımcı diye benim nitelendirdiğim 2022 ve 2023'te çok kolay para kazanan yatırımcıların borsada para kazanmanın kolay olmadığını da öğrendikleri bir dönem oldu. Profesyonel davranmaları gerekiyor. Ne yazık ki borsa kayıplarla öğretir insanlara bazı hareket davranışlarının bozukluklarını. Küçük yatırımcı da bunu bence artık öğrenmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha dengeli hareket etmesi gerektiğinin, kaldıraçlı işlem yapmaması gerektiğinin ve kredili işleme biraz daha mesafeli durması gerektiğini bedel ödeyerek öğrenmiş durumdalar. Evet. Peki şimdi Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları vardı. Fed'in hızlı faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğini dile getirdi. Para politikasında daha nötr bir duruşa zaman içinde geçilecek. Yetkililer verilerin bütünlüğüne odaklanacaktır ifadelerini kullandı. Şimdi tabii 50 bas puanlık bir indirime gitmişti ama bundan sonrasında işte ne kadar kaç kere indirim yapacağı hala gündemde. Ama tabii bir de arada 5 Kasım'da seçim var ve seçim sonrasında olacaklar da aslında Powell'ın durumu dahil etkileyebilir değil mi Mustafa Aşkın, ne dersiniz? Evet, Powell'ın görev süresi doluyor. Muhtemelen yeni başkanla birlikte kim seçilecekse Fed'in de başında başka birisini göreceğiz. Uzatma yapacakları kanaatinde değilim. Diğer taraftan baktığınızda Fed acele etmeyeceğiz faiz indirimi diyor ama 0.50 bas puanlık faiz indirimini açıklamakta zorlanıyor. Dolayısıyla burada bir çelişki içinde. Zaten en son faiz toplantısı yaptıktan sonra yaptığı açıklamalarda da Fed Başkanı'nın ben Fed Başkanı olduktan sonraki dönemdeki en kötü basın toplantısı olarak nitelendirdim. Çünkü ekonomik olarak faiz indiriminin bu kadar sert olmasını açıklayabilecek bir parametre sunmadı bize. Dolayısıyla Fed'in bu kararı biraz belki siyasi nedenlerden, belki önümüzdeki seçimlerle ilgili bağlantılar nedeniyle almış olabileceğiyle özellikle Amerikan basınında da sık sık dile getiriliyor. Fed bundan sonraki süreçte ne yapabilir? Kasım'da seçimler var.
Kasım'da seçimlerin kimin kazanacağı çok önemli. Yine sizlerle çok konuştuk. Burada Trump'ın seçilmesi durumunda gümrük duvarlarını yükseltmesi ve ciddi derecede vergi koyması olasılığı var. Kendi ifadesi böyle. Eğer dediklerini yaparsa Amerika'ya giren ham madde ve pek çok malın fiyatının arttığını göreceğiz. Bu Amerika'ya maliyet enflasyonu olarak geri dönecektir. Diğer taraftan bir de üstüne üstlük tüm şirketlere ve neredeyse bireylere kadar varan ciddi teşvikler vereceğini söylüyor. Bu da parasal genişlemedir. Dolayısıyla Fed'in kolaylıkla faiz indirebileceği bir süreç olmayabilir. Fed faiz politikasını gözden geçirir. Harris'e gelince birazdan muhtedil ve bugünkü politikaların uygulanmasının devamlı olarak adlandırabiliriz. Peki, çok, çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkın ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Cihan'e. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ders gibi bir program. Çok sağ olun Elif Hanım. Her zaman çok naziksiniz. Sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.